2023 yılı içerisinde yapacağımız faaliyetler tabii ki bizim 5 yıllık bir planlamamız, seçim beyannamemiz mevcuttu. Bu planlamalar doğrultusunda ilçemize yapmış olduğumuz çalışmaların bir nebze bazılarının projelendirilmiş halleri, bazılarının bitirmiş olduğumuz projelerimiz mevcuttur. Bu çerçevede planladığımız ve bu ilçemize yatırım olarak dönüşen programlar var. Sarızırmağı'nın ıslahı ile ilgili çalışmalarımız, kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in de girişimleriyle yürütmüş olduğumuz 3 yıllık süreç çerçevesinde ırmağımızın ıslahı ile ilgili sorunlarımız vardı. Bu ırmağın ıslahının projelendirdiği ve ihale aşamasında. İhalesi yapıldıktan sonra ırmağın ıslahıyla imar çalışmalarımızın değişecek. Bundan sonraki daha açılabilir arsa, kıymetli arsalarımız var o bölgede. O arsaların kullanılabilirliği ortaya çıkacak. Bu çerçevede spor yatırımı ve millet parkı alanda oluşturulacak. Bir de ağaçlandırma Orman Bölge Müdürlüğü ile ve büyükşehrimizde de orada bir ormanlaştırma, ağaçlandırma bölgesi, spor yatırım bölgesi ve millet parkı olarak 3 alanda ırmağın ıslahıyla orada oluşturacağımız arsamız var orada 52 dönüm. O arsanın kıymetlendirilerek orada yeni yapılanmaya gidilecek. Onunla ilgili 2023'te çalışmalarımızı sonuçlandırma aşamasındayız. Bu ıslahın yapılmasıyla orada spor tesisi yatırımımız ilçemize kazandırılmış olacak. Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir Bey burada fedakarca bir çalışma yürüttü. Hem hükümet konağımızın ihalesi yapıldı. Önümüzdeki yıl içerisinde baharın gelmesiyle de hükümet konağımız da aynı şekilde Sayın Genel Başkan Yardımcımızın talepleri ve girişimlerle gerçekleştirildi. İki yatırım, hem spor yatırımı hem de derenin ıslahı ve de hükümet konağımızın 2023 yılında Sarız ilçemize kazandırmış olacağız burada. Yine hükümet konağından sonra ilçemizin yine asfalt çalışmaları hızla devam ediyor. Doğalgaz ile ilgili çalışmalar 2023'te bunun müjdesini daha önce de vermiştik. Merkez mahalleleri olmak üzere kırsal mahallelerde 2036 yılında planlandığı söylendi bize. Bizim ilçemizin biz turizm ilçesi olduğunu düşünüyoruz. Nasıl bir turizm ilçesi olduğunu düşünüyoruz? Bizim 9300 nüfusumuz var. Yazın bu nüfus 50 binlere kadar çıkan yoğun bir yazlıkçı nüfusa sahip bir ilçe. Bu da bir şekilde bir hareketli nüfus olduğu için biz turizmle ilgili yayla turizmi veya da yazlıkçı dediğimiz mantıkta gelen insanlarımızın yaşadığı bir ilçe. Bu doğrultuda da insanların konforunu artırıcı çalışmaları hızla devam ettiriyoruz. Çöple ilgili olsun. Çöpü zaten çözdük. Herhangi bir toplamayla ilgili bir sorunumuz yok. Ancak çöpün depolaması ile ilgili sorunumuz ilçemize çok büyüktü. Şu an itibariyle 4 ay öncesinden hava şartlarıyla başlamamış bir çöp transfer istasyonumuzun ihalesi yapıldı. Artık Sarız halkının toplanan çöpleri buradan transfer istasyonu marifetiyle toplanan çöplerimiz depolanacak ve Kayseri'deki imha alanlarına, ayrıştırma alanlarına taşınmış olacak. Bu çerçevede ilçemize 2023'te yani ben İlçemiz adına bir dönüşüm ve büyük bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Irmağımızın arıtma tesisiyle kanalizasyon sisteminin arıtmaya dönüştürülmesi şu an için çok verimli ve güzel bir hizmete sahip oldu ilçemiz. Arıtma tesisinden sonra da çöp transfer istasyonunda ilçemize belediyecilik anlamında yapılan en büyük Sarız'a yapılan iyilik olduğunu düşünüyorum. Çöp depolama alanımızın gerçekten vahşice olması ve oradaki çöpün doğaya bırakılmasıyla rüzgarların Binbu Dağı'na taşıması Sarızlı vatandaşlarımızın yazın göç haliyle ilçemize gelen vatandaşlarımızın en büyük şikayetiydi, içler acısıydı ve insanların üzüntü alanıydı ve doğa büyük bir zarar görüyordu. Bu zarardan doğamızı ve ilçemizi kurtarmış olacağız. 2023'ün bence en büyük müjdesi bu oldu inanıyorum. Doğalgazdan sonra doğalgaz ayrı bir süreklilik gerektiren bir müjde. İnsanların rahatını sağlayacak bir süreç olduğundan dolayı. Aynı şekilde Millet Parkı'nı seneye inşallah temellerini attıracağız. Festival yapacağız Allah izin verirse. Kilimin öne çıkarıldığı, Ağustos'un ilk haftasını kapsayacak şekilde bir festivali düzenleyeceğiz. Hem burada yazın yazlıkçı nüfusun da burada yoğun olması, katılım da yüksek olmasını beklediğimizden dolayı. Köy ve taziye evlerini yine zaten rutin 3 yıllık bir süreç içerisindeki okulların onarım ve bakımlarını bütün 44 mahallemizde ve birkaç mezramızda orada kapalı atıl durumda bırakılan okullarla ilgili çalışmalarımız hızıyla devam ediyor. Bunlarla ilgili okulların onarım ve bakımlarını yapıp taziye evlerine veya da kültür evlerine dönüştürüp köy ve mahalle halkına teslim ediyoruz. Yaz başladığı takdirde bütçesi ve arsası temin edilmiş durumda.
Sarz Merkez ve Dallıkavak Merkez'de olmak üzere iki tane vatandaşımızın ibadetler ve inançlarını yerine getirebileceği iki cemevini kazandırmış olacağız. Bize destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten bu çerçevede ekonomik ve büyük bir destek sağlıyor ilçemize. Oradan kendisine şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın bereketi ilçemizde gerçekten 3 yıldan beri pandemi sürecinde olsun, pandemiden öncesi ve sonrası. 2 yıllıkta bir pandemi süreci geçirdik. O zaman süreç içerisinde gerçekten vatandaşımızın her zaman yanında olduk. Hastalarımız yanında olduk. Cenazelerin, cenaze hizmetleriyle ilgili olsun, hastane süreçleri olsun, alışverişleriyle ilgili olsun. Vatandaşımızın hep yanında olmaya özen gösterdik. Yine de devam ediyoruz. 2023 yılında yine karakolumuzla ilgili sürecim, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz Baki Ersoy'la Sayın Süleyman Soylu'yu yapmış olduğumuz ziyaret çerçevesinde 2023 yılı içerisinde Sarz ilçemize yine bunu atlamadan geçmek istemiyorum. Polis karakolu ile ilgili süreci de başlatmış bulunduk. İlçemize de 2023 içerisinde polislerin rahat edebileceği eski bir karakolumuz var. O karakolun yenilenerek, sıfırdan yapılarak yeni bir bina inşa edilecek. Bunun da buradan müjdesini aktarıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Baki Ersoy'a ve de bu konuda göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı da teşekkür ediyorum.